olan isimlerse ilk etapta 40-45 kişi. Bunların ilk 20'si açıklandı. Kırmızı listede 2 DHKPC ve 1 DAEŞ, 1 MLKP, 16 PKK'lı bulunuyor. Mavi listede ise 3 MLKP ve 17 PKK'lı var. PKK-KCK terör örgütünün üst düzey elebaşıları Cemil Bayık ve Murat Karayılan da kırmızı listede yer alıyor. Çalışmalar sonunda listede 800'de 1000 kişinin bulunması bekleniyor. Aranan isimleri yakalamak için web sayfaları açılacak ve sosyal medya kampanyası başlatılacak. Arapça, Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Almanca broşürler dağıtılacak. Adalet İçin Millet Hattı isimli bir telefon hattıyla da ihbarda bulunulması sağlanacak. Polis Akademisi, özel harekat polisi yetiştirilmek üzere 5000 erkek öğrenci alacağını açıkladı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre özel harekat polisi olarak yetiştirilmek için 5000 erkek öğrenci alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan şartlar açıklandı. Buna göre 30 yaşını doldurmamış olmak, 1.67 cm boyundan kısa olmamak, lisans ve dengi bir yurt dışı yüksek öğretim kurumundan mezun olmak, 2014 veya 2015 kamu personeli seçme sınavında P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartları ve takvimine Polis Akademisi'ne ait resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, terörle mücadele ve seçim sürecindeki dezenformasyonlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Yalçın Akdoğan, partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında terör örgütü her türlü yalana başvuruyor. Paralel yapıyla kol kola girdiler. İkisi de yalan dünyada yaşıyor. İkisi de şer cephesi ve birlikte hareket ediyorlar, dedi. AK Parti'nin seçim sürecinde gerilimin tarafında olmayacağını vurgulayan Akdoğan, 7 Haziran sonuçlarından dolayı terör tırmandırıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.